inanılmaz tarz, çok şık bir şey. Bayıldım buna. Bu beyaz sweatshirt böyle uzun siyah çizmelerle falan hayal ettim. Şimdi zurnanın tam anlamıyla zort dediği yere geldim. Bunu alıyorsunuz ve bana teşekkür ediyorsunuz. Dünyanın en iyi kırmızı ruju. Arkadaşlar benim ne kadar çok iyi ayıntım varmış. Gerçekten yoruldum yani. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Evet, rujumuzu da sürdük. Arkadaşlar selam herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz böyle kıpır kıpır olduğum için yerimde duramıyorum. O yüzden ayakta bir video çekmek istedim. Bunun çok etkisi oluyor mu bilmiyorum ama koyacağım. Aslında bu videoyu akşam çekmek istemiyordum ama birazcık başka vaktim kalmadı. Ve ben de size Black Friday'den aldıklarımı ne zamandır göstermek istiyordum. Şimdi hemen bir thumbnail çekelim. Ne biliyor musun? Ay çok yoruldum. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz 25 Kasım'da büyük bir indirim vardı mağazalarda. Ve ben de tabii ki sabah kalktım, gittim. Hiç işim yokmuşçasına. Ben de o kalabalığa katıldım falan. Zara'da böyle deli gibi kuyruklar. İlk başladım ki ben buraya girmem, ama sonra tabii ki girdim dayanamayın. Şimdi size hem oradan aldıklarımı göstermek istiyorum, hem de artık vize... Midemden gelen sesi inşallah duymamışsınızdır. Artık vize haftam bitti ve birazcık böyle rahatladım. Ve yine böyle ertelediğim şeyler oldu sınav dönemlerinde. Onları böyle halletmek istiyorum ve dedim ki bunu da size bunun bir parçası yapayım. Bayağıdır makyaj masamı düzenlemek istiyordum, içindeki çekmece özellikle. Neyse, şimdi size aldığım şeyleri tek tek göstermeye başlayacağım. Öncelikle Zara'dan şöyle bir pantolon aldım, bakın. Bunu çok beğendim. Yana böyle şey, bunları denediğim videoları da koyarım yani, bakarsınız. Upuzun. Böyle bunların paçasını kestirmem gerekiyor zaten. Çünkü bende böyle bir boy yok yani. Sadece bu A kısmı beni birazcık şey yaptı. Hani böyle potluk mu yaptı gibi hissettim. Pantolonun rengine, kumaşına, modeline bayıldım. Gerçekten özellikle rengini çok beğendim. Bu elbise hiç denemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle kot bir elbise. Bu da indirime girmişti. Ve ben bunu aslında çok büyük umutlarla aldım. Böyle uzun kollu, boğazlı kazakların içine giyerim. İşte kalın çorap çizme falan. Çok güzel hayal etmiştim bunu. Ama bunun böyle yanları çok böyle... garip durdu. Yani böyle fincan gibi böyle genişliyor ve hani havada kaldı. Yani böyle bir tuhaf durdu. O yüzden bunu maalesef iade ediyorum. Kabinler zaten açık değil. O yüzden aldığım hiçbir şey deneyemedim. Hepsini böyle eve gelince denedim falan. O yüzden iade edeceğim şu an bir tek bu var. Bir de bir şey daha iade edeceğim. Ama o bedeninden dolayı. Sadece bedenini değiştireceğim yani. Bu beyaz sweatshirt çok basic, çok kurtarıcı. Çok da güzel bir şey aslında. Ama bunu ben medium almak zorunda kaldım. Bunun fiyatı 230 liraya düşmüştü bu arada. Bence şu anki piyasayı düşündüğünüzde kaliteli, güzel bir sivit için gayet aslında uygun bir fiyat. Ama dediğim gibi mağazada sadece medium bedeni kalmıştı. O yüzden ben de medium'unu almıştım. Bunun internetten XS'ini söyledim. Çünkü baya büyük geldi. Bir de bunları asmıştım aslında. Böyle askıyla gösterince daha güzel olacak sanırım. Şöyle deri bir tulum. Ben bunu daha önce denemiştim. Ve indirimde değildi. Ve çok da emin olamamıştım. O yüzden almamıştım. Ama şimdi hem indirimde görünce zaten modeli de çok hoşuma gitmişti. Böyle uzun siyah çizmelerle falan hayal ettim. Böyle şık bir yerde falan giymek için. Sonrasında böyle çiçekli bir elbisem var. Bakın. Çok tatlı bence. Ve hani ben çok seviyorum bu tarz böyle elbiseleri. Bu arada bu üzerimdekini de yeni aldım. Belindeki detay tam gözüküyor mu bilmiyorum ama belindeki detay için aldım yani. Ve bugün dansta giydim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Neyse, bu elbiseye de bayıldım. Bu çiçekli çiçekli tril tril 350 TL'ye düşmüştü fiyatı. Ve bunu S beden aldım. Üzerime cuk oturdu. Böyle artık kendi bedenimi tanıyıp üzerime olacağına emin olduğum şeyler almak beni aşırı mutlu ediyor. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey deneyemedim ama mesela bir pantolon aldım ve o da tam oldu. Hemen pantolonu da göstereceğim. Şöyle dümdüz siyah bir pantolon aldım yani. Bunun da fiyatı 210 TL'ye düşmüştü. Aslında pantolona göre uygun bir fiyat olduğunu düşünmekteyim. Lucia isimli pantolonu. Zaten bulduklarımın linkini koymaya çalışacağım. O yüzden yorumlara ya da sabitlerim açıklama kısmına da bakabilirsiniz oradan. Jimmy K'den çok güzel bir şey aldım. Şöyle bu süveter. İlk başta bunu gördüm ben. Jimmy K'de de bu arada çok güzel bir indirim vardı. Yani orayı ben yeni keşfettim aslında. Normalde çok sık alışveriş yaptığım bir yer değil. Ama çok güzel parçalar çıkıyor gerçekten. Bu da altı. Şöyle. Paçaları böyle bol geliyor. Tam İspanyol paça gibi değil ama biraz böyle boru paça gibi yani. Ve o bol duruşu gerçekten çok hoşuma gitti. Kumaşları inanılmaz yumuşak ve sıcacık tutuyor. Hani giydiğimde bile gerçekten sıcacık hissettim. Fermuarını ister kapatabilirsiniz şöyle. İsterseniz açık kullanın. Her türlü bence inanılmaz tarz. Çok şık bir şey. Bayıldım buna. Aslında bu ikisini ben Bershka'da bir önceki indirimden almıştım. Promosyondan. Ama hala aynı ürünler indirimde ve hala aynı oranda indirimde oldukları için. Mesela bu sweat de 230 liraydı. Bir önceki videomda zaten hep bunu giydim. Üzerimden hiç çıkarmadım. Görmüşsünüzdür. Bir de şöyle bir kazak almıştım. Bu kazağı da Instagram'da giydiğimde çok sordunuz. Bu da Bershka. Hala şu an indirimde.
İsterseniz bakabilirsiniz. Ben rengini falan çok sevdim. Bir de sıcacık tutuyor, böyle yünlü. Böyle yani kısacası aldıklarım. Dediğim gibi iade edeceklerim var. Üstümdekine de bayıldım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi isterseniz şu makyaj masama doğru sizinle ufak bir yolculuk yapalım. Hadi gelin o zaman, başlayalım. Arkadaşlar selam herkese. Birkaç gün sonrasından yine birlikteyiz. Işığın açıkçası güzel olmasını istedim ama bugün de hava çok kapalı. Şimdi hiç lafı uzatmadan işe girişiyorum. Hem de size bayağıdır böyle makyaj malzemeleri hakkında konuşmamıştık. Hadi konuşalım. Şimdi en güzel açıyı bulmaya çalışacağım. Önce bir genelini göstereyim size, bakın. Şöyle bayağı karman çorman bir çekmece gördüğünüz gibi. Şimdi sizi zoomluyorum. Başlayalım. Bu anı çok zamandır bekliyorum. Şu yandaki şeyleri de görün bu arada. Ve arkada sizin göremediğiniz o kadar fazla şey var ki. Bir tane palet çıktı mesela. Bu nedir? Ay neresinden açmaya çalışıyorum? Wow. Benim bunun varlığından niye haberim yok? Böyle varlığından haberim olmayan şeyleri de burada bulup, düzenleyip varlığından kendimi haberdar ettirmeye çalışacağım. Mesela şu çok sevdiğim bir ruj. İpeğimin bana hediyesi. Islak mendilleri çantamıza koyalım. Bunları önce hepsini boşaltmalı mıyım? Bu arada bugün bazı şeyleri ayıklamak istiyorum. Mesela şu rujlardan başlayabiliriz. Bu ruju asla kullanmıyorum. Rengi de bence çok kötü. Mesela bunu yeni aldım. Birlis. Çok güzel bir rengi var. Şöyle bir far var. Ne alaka? Hiç kullanmadım. Bunu da ayırıyorum. Burada dünyanın en güzel BB kremi. Bu da dünyanın en güzel fondöteni. Zaten başka da yok gördüğünüz gibi. Bu bana bir yerden geldi ama bu pek bir işe yaramıyor. Bakın şimdi gösteriyorum. Yani fırlıyor böyle. Heh, fırlamadı tamam. Bilemedim ya. Güzel mi ki acaba? Bunu ben kullanmam. Bunu da ayırıyorum. Bu kremi almayın. Göz yakıyor çok fena. L'Oreal'in bu aldıklarına bitiyorum. O kadar güzel ki. Şu bitti zaten. Gördüğünüz gibi bitiyorum gerçek anlamda. Bu da çok aslında çok güzel bir fondöten. Ama rengi çok koyu. Yazın bütün cildime oluyor ama şu an sadece göz altımda kullanmayı seviyorum. Nemlendiricim. Bu da çok güzel bir BB krem. Bu da çok güzel bir ürün. Herkes biliyor zaten. Putalitonet. Bunu bayağıdır kullanmıyorum. Acaba tarihi mariyi geçmiş midir yani? Ben bunu hiç kullanmadım ya da bir kere kullandım galiba. Bunu kullanalım. Bu bir primer. Wet n Wild'ın şeyse contour stili. Bunu far gibi kullanıyorum ben. Bu ne işe yaradığını bilmediğim, muhtemelen de bir işe yaramayan bir şey. Bunu veriyorum. Benim canım kapatıcı Skin Food. Çok güzel. Kirpik kıvırıcım sizlere ömür. Bunu da veriyorum. Ben bu kapatıcıyı çok seviyordum. Ama sanırım bunu bitirdim çok sevdiğim. Şu tarafa gelelim. Paletler. Emektar pudram. Canım pullarım. Bunu ben yıkamaya karar verdim. Şimdi yıkayıp getireceğim. Şimdilik burayı böyle yaptım. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. Bence şu an çok düzgün ve nizami duruyorlar. Böyle durmaya devam etsinler. Arkadaşlar asıl yayıntı buradaymış. Ne kadar çöpüm varsa hepsini buraya atmışım gerçekten. Dünyanın en güzel aldığı ama hiçbir yerde yok ve bu da böyle çok kötü oldu. Bunu çok üzülerek atacağım. Bu da çok eski bir ürün. Bunu önce bir yıkayıp sonrasında yerleştireceğim. Bir dolu maskara var. Bunları ayıklayacağız. Bazıları bitik, bazıları değil. Mesela şu çok eski bir şey. Bunu da atıyorum. Tertemiz oldu. Yüz ürünlerimi ilk defa şöyle dizmek istediğime karar verdim. Şu dünyanın en iyi bronzerı ve asla bitmiyor yıllardır. Şunu koyalım. Hatta bunları en arkaya koyayım. Şimdi far paletlerimi getirdim. Size bunları biraz göstermek istiyorum. Şu muhteşem bir palet. Odaklı kız aşırı iyi bir palet. Maybelline'in şöyle bir paleti. Bunu da çok az kullandım aslında. En sevdiğim paletim. Gerçekten açık ara en çok bu paleti kullanıyorum ve selam. Bir tane paletim olsun, benim olsun diyorsanız bunu alın, kesin. Sleek'in bu paleti efsane. Bunları ben hep küçükken almıştım. Hani böyle oyuncak gibi geliyordu bana ama şu an iyi ki almışım diyorum. Çünkü hepsi o kadar güzel ki ve şu an o kadar pahalı ki. Aynasının bir tozunu alayım bari. Biraz da kendinizi görün kız. Çok iyisin ya. Çok güzel bir paletsin sen. Senin değerini bilmiyorlar. Şuraya koyayım. Şurada sığar mı? Sığdı valla. Çok da güzel cuk oturdu. Çok iyi gidiyorum bence. Çok da güzel ayıkladığımı düşünüyorum. Şimdi zurnanın tam anlamıyla zor dediği yere geldik. Bakın. Nasıl koyacağım sizi? Sıra bunlarda. Şunları da dökeyim.
Bu gitmiş mesela. Fake it. Bence boşuna abartıldı. Çok da iyi bir maskara değil. Yapıştırdı beni kirpiklerime. Bunu atıyorum. Nereden geldi, nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Yani kendine de çok ayrı yok. Dudak şey. Bakın bunlar çok riskli ya. Ya bozulduysa nereden anlayacağım? Bunu anneme vereyim, annem kullanır. Kiko, bunu ben unuttum buna sahip olduğumu. Güzel bir şeydi bu. Dünyanın en güzel lip gloss'u budur. Max Factor. Çok güzel bir ürün. Hemen söylüyorum numarasını. 8 numara. Chocolate Nectar diye. Çok güzel. Bu pastel mat rujlar bir ara çok seviyordum. Hala sevebilirim. Hala güzeller. Vermeyi düşündüm de. Hala güzel yani şu. Bakın göz kalemi göstereceğim şimdi size bir tane. Bunu alıyorsunuz ve bana teşekkür ediyorsunuz. Kömür gibi bir ürün. Rimmel London Scandalize. Bunu alıyorsunuz. Bu da Stow gördüğünüz gibi. Şu ikisi bebeklerim. Ay Kiko ne kadar kurşun kalem gibisin. Çok kötü. Tamam şu göz şeyleriyle dudak şeylerini bir ayırabilir miyiz lütfen? Teşekkürler. Senin kapağın nerede aşkım? Aa yok gitmişsin sen. Senden hayır gelmez. Dünyanın en iyi kırmızı ruju Yves Rocher'in. Bayılıyorum buna. O kadar güzel ki. 110 numarası. Çok çok iyi ya. En sevdiğim maskaralarım. Nude'un eyeliner'ı. Bu bitti galiba. Aa bitmemiş. Ölmüş. Bye bye. Çok da güzel değil bu. Roquette dünyanın en güzel ikinci maskarası. Ama bu da bitmiş. Atalım. Avon böyle çılgınlıklar yapmıştı bir ara. Kıl fırça hiç sevmem. Elimin haline bakar mısın? Ay nereye gösteriyorum ya? Leş. Arkadaşlar benim ne kadar çok iyi ayıntım varmış. Gerçekten yoruldum yani. Şimdi hazırsanız size makyaj masamın son halini göstermek istiyorum. Gerçekten bu kadar yorucu olacağını tahmin etmiyordum. Hani birkaç bir şey ayıklarım sonra gerisi zaten hani olduğu gibi yerleştiririm diye düşünüyordum. Ama hem böyle her şeyi yıkayıp temizledim baştan hem de böyle yeniden organize ettim birçok şeyi. Benim çok içime sindi gerçekten ve her şeyim böyle bol bol yerim arttı. Eğer bir yere sığmadığınızı düşünüyorsanız düzenli olup tekrar sığmayı deneyin. Çünkü muhtemelen dağınık olduğu için sığmıyorsunuzdur. Bir sürü şey de ayıkladım. Hatta şurada görebilirsiniz. Şimdi bunlar annemin kontrolünden geçecek. Annem istediklerini oradan seçecek. Atılacaklar. Atılacak. Çoğu atılır muhtemelen çünkü çok eski ürünler ve kimseye zarar vermek istemem yani bu sebeple. Şimdi size makyaj masanın son halini gösteriyorum. Şöyle. Üstü zaten aynıydı. Sadece fırçalarımı da yıkamak istiyordum. Ya akşam yaparım ya enerjim olduğu başka bir zaman yaparım diye düşündüm. Ratatatam. Evet şu biraz kötü gözüküyor. Farkındayım. Bunu şimdilik arkaya atalım böyle. En tepeden bir bakış. Burası böyle çok dolu dolu çok güzel oldu bence. Ve şu iki yer boş bile kaldı yani. Arkaya da burada kullanmadığım fırçaları koydum. Bunlar böyle güzel duruyor yani. Hem toz olmuyor. Şuraya böyle serumlarımı koydum. Burası biraz karışık oldu. Çok şey yapamadım burayı. Burada da iki tane palet var. Buraya sık kullandığım ürünleri böyle koymak istedim. Burada hem bütün ruj ve şey ruj kalemi, dudak ve göz kalemlerim hem de böyle çok sık kullandığım ürünleri koymak istedim. Yani her gün kullandığım. Burası da böyle oldu. Bu video çok vlog tarzı olmuyor. Böyle yaptığım işleri hallettiğimde size gösterdiğim bir video oluyor. Görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Bye bye. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.